is the policeman. Why you wanna holler at me? I just wanna drop my jiggle down to the floor. Abi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yine her zamanki gibi çok şiksiniz. Berbudan ol, sağ ol. Şoför Nebahat. Ya Çiğdem tiyatro yapıyor. Evet. Gelmemek olur mu? Mümkün mü? Çiğdem bizim canımız, çok sevdiğim dostum. Hı hı. Ne zamandan beri de görmedim. İyi olduğundan eminim. Şoför Nebahat zaten bizim sinemamızın demir başlarından bir konu. Nebahat çehreyle bilinen bir konu. Şoför Nebahat Sezer Sizin'le. Yine Fatma hanımefendi yapmıştı. Ya birçok defa çevrildi. Hı hı. Ama Sezer Sizin çok önemliydi bu konuda, bu rolde. Güzel, çok güzel filmdi. Sinemadan sonra tiyatroya uyarlanması. Tabii. Bunlar çok güzel. Birçok eserler zaten öyle olur. Romanlardan sinemaya, tiyatroya uyarlanır. Sizler hayırlı olsun, yapıyorsunuz. Başarılar diliyorum. Ben de iyi, gayet iyi. Son derece önemli telif haklarıyla ilgili sektörün, müzik sektörünün can damarı olacak olan konu. Onu halletmeye çalışıyoruz. Ama her şey çok daha iyi olacak inşallah. Ne zaman adına sanatçıları şu anda yasamız henüz çıkmadı ama yakın bir zamanda çıkacağını ümit ediyoruz. Çıktığı zaman inşallah çok farklı kazanımlar olacak sanat camiasında inşallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayır olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biz sizleri böyle film galası gibi karşılamak istedik. Biraz ezber bozduk. Çünkü filmlerimizin galalarında oyuncularımız böyle grand tuvalet çıkıyorlar ve seyircilerini selamlıyorlar. Biz de tiyatronun en az sinema kadar önemli bir sanat dalı olduğuna inandığımız için bir kırmızı halıyla biz değerli basın mensuplarını ve misafirlerimizi karşılayalım dedik. İlk defa böyle bir şey oluyor yani. Ona da birlikte şahidi geliyorsunuz. Bulunduğumuz mekan da Türk sineması adına çok önemli bir mekan. Çok önemli. Yeşilçam'ın kalbindeyiz. Hı hı. Yeşilçam'a olan saygımızı ve selam duruşumuzu zaten bu oyunla sergiliyoruz. Umarım sonuna kadar kalırsınız. Çünkü sürprizlerimiz olacak sizlere. Murat Bey, bir şeyler söyleyeyim, buyurun. Vallahi oyun sonuçta bir nostalji yaratıyor. Seyirciyi de içine alan bir oyun. Zaten bunu Şoför Nebahat'ı filmlerden falan bilirler insanlar. Biz bunu tekrar gündeme getirerek bir hatırlatmak, bir nostalji yapmak istedik. Güzel bir ekiple, Çiğdem Hanım'ın önderliğinde güzel, bu muhteşem kadroyla iyi bir oyun hazırladık diye düşünüyoruz. Takdir sizlerin. İnşallah zevk alırsınız. Abidin Bey, buyurun. Çok örnekleri yok aslında. Sinemadan tiyatroya geçişin. Evet, sinemadan hiçbir eserin tiyatro, hani tiyatrodan ve romandan sinema filmi yapılır ama tam olarak da sinema filminin aynısı değil. Bizim yazarımız özgün bir metin yazdı. Dedi ki, Şoför Nebahat karakterini koruyarak onu bir de 2017'de 1960'lı yıllardaki nostaljiyle seyirciye yeni baştan bir metinle, yeni baştan bir senaryoyla neredeyse uyarlayalım dedi. Gözler öyle yaptık. Gözler Nebahat Çehre'yi aradı galiba burada. Gözler Nebahat Çehre'yi aradı tabii. Kendisi müsait olmadığı için gelemiyor. Ama Sezer Sezin hanımefendinin Şoför Nebahat, Gönüllerin Şoför Nebahat'ı, kızları ve ailesi burada. Zaten onlarla da sahnede buluşacağız sonunda. Vallahi Çiğdem Tunç Tiyatrosu 2 seneye 3 oyun sığdırdı. Dördüncüsü de yolda. Teşekkürler. Herkes şunu merak ediyordur. Çiğdem Tunç şimdi ne yapacak? Bence her seferinde çok daha iyisini yapacak. Çünkü Çiğdem Tunç Tiyatrosu gerçekten güzel bir kadroyla donatılmış. Çok iyi oyunlar ve oyuncular seçilmiş her yeni oyun için. Biz çok mutlu olduğumuz bir oyun bu. Şoför Nebahat oyunu özellikle. Çiğdem Tunç dediğimiz zaman her zaman böyle bir ters köşe goller atan bir isim. Aynen öyle. Ne dersiniz Sema Aras? Evet, öyle. Biliyorsunuz Akosya durağını Fato Aney'i Sema Aras. Evet, karakter. Bu oyunda ben de ters köşe yaptım. Dizlerimiz titriyecek. Bakalım hayırlısı diyelim. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Peki, hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun.